yuzenu midadul ulemai bi dimai şuhada. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru miyeti Bu iki hadis-i şeriften alınan bir ilhamla Risale-i Nur'u yazmanın dünyevi ve uhrevi pek çok faydalarından Risale-i Nur'da beyan edilen ve şakirtlerinin tecrübeleriyle tasdik edilen yalnız birkaç tanesini beyan ediyoruz. 5 türlü ibadet. 1 en mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücadele etmektir. 2. Üstadına neşri hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan bir ibadeti yapmaktır. 5 türlü de dünyevi faydası var. 1. Rızıkta bereket 2. Kalpte rahat ve sürur 3. Mayşette suhulet 4. İşlerinde muvaffakiyet 5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır. Kalemle nurlara hizmet ve sadakatle talebesi olmanın iki mühim neticesi vardır. 1. Ayat-ı Kur'aniyenin işaretiyle imanla kabre girmektir. 2 bütün şakirtlerin manevi kazançlarına, nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır. Hem bu talebesizlik zamanında melaikelerin hürmetine mazhar olan, haşiye bazı ehli keşfin kati müşahadesiyle sabittir, talebe-i ulumu diniye sınıfına dahil olup, alem berzakta, talihi varsa tam muvaffak olmuşsa, Hafız Ali ve meyvede bahsi geçen meşhur talebe gibi şüheda hayatına mazhar olmaktır. Makine ile çıkan mecmuaların başında yazılacak fıkra şudur. Risale-i Nur'un bütün eczalarını iki sene hem Ankara hem Denizli mahkemeleri ve ehli vukufu tetkikten sonra hem beraatimize hem umum Risale-i Nur eczalarını bana teslime müttefikan karar vermelerine binaen neşirlerine bir mani yoktur. Bana verilen Risale-i Nur'dan birisi bu mecmuanın eczalarıdır. Isparta'da hem mekteplerde hem camilerde din lehindeki icraatlar Sülfikar'ın manevi fütuhatı sayılabilir. İnşallah Isparta nasıl nurların medresesi olmuş başka vilayetlere de ders veriyor. İnşallah şair-i İslamiye'de de birinci hüsnü misal ve numune-i imtisal olacak. Haşiye 2 siyasete hiç bakmadığım halde bugün tesadüfen kulağıma girdi ki bazı camileri kaldırmak için bir mecliste bir kısım dinsiz mebuslar çalışmışlar. Aynı vakitte beni tesmim zehirlendirmesi ve Hasan Feyzi'nin ölüm hastalığı tesadüfe benzemiyor. Bu üç soyikast aynı zamanda birbiriyle alakadar görünüyor. İkisi şimdilik yakın kaldı, birisi bir kahramanı aldı. Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela bu şiddetli maddi ve manevi kışın, sıkıntılı maddi ve manevi hastalığı vaktinde dünyadan müfarekat, ve pek çok alakadar olduğum Nurcu kardeşlerimden iftirak ihtimalinden gelen elemler beni sıkarken, birden Sıddık Süleyman, Nur Santrali Sabri, umum o havaldeki kardeşlerim namına ve nesebi akrabalarımın da hesabına, Abdülmecit ve Abdurrahman manasında buraya geldiler. Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum, onların gelmesi bir panzehir hükmünde bana ilaç oldu. Ben de buradaki adetime muhalif olarak ne olursa olsun yanıma davet ettim, geldiler.'' İki üç saat kadar tam bütün meraklarımı, hususan Barla'daki dostlarımın hallerini anlamakla, Barla'daki eski zamanıma mesrurane bir seyahati maneviyeyi hayali yaptık. Ondan bir ferah, bir inşirahla elim sıkıntılarım zail oldu. Onları bir iki gün burada bırakmak isterdim. Fakat bu fena zaman ve buranın evhamlı vaziyeti müsaade etmedi. Bu iki kardeşimizi umumunuzun hesabına kabul ettim ve kendime bedel umumunuza iki canlı mektup olarak gönderdim. Saniyen, ikinci gün çok ziyade merak ve alaka peyda ettiğim Darül gençlerinin, üniversite talebelerinin namına, şimdiden dokuz tane hakiki Nurcu ve küçük Saladinler ve Abdurrahmanlar nevinde Darülfünun'un tembirine tenvirine ciddi çalıştıklarını bildiren bir mektup aldım. O küçük Abdurrahmanlar ise, Mustafa Oruç, Konyalı Ziya ve Sabri'nin mahdumu Feyzi ve Bahaddin, Abdurrahim ve Kastamonlu Ömer ve Aziz ve Şükrü ve Sabri gibi ciddi genç nurcular, nurlara sahip olmaları, merhum biraderzadem Abdurrahman ve Fuat yeniden 10 tane olarak dünyaya gelip vazife-i Nuriye'ye başlaması gibi beni hem sevindirdi hem hastalığımı da hafifleştirdi. Salisen, Zülfikar'ın makineyle kıtama yaklaşması, nurcular belki bütün memleket için bir saadettir.'' Bu saadeti elden kaçırmamak için ne kadar ihtiyatlı tedbirler varsa yaparsınız. Eğer farz muhal olarak inşallah olmaz, ayetül ül Kübra'ya yapılan tecavüz gibi bir arama olsa, bütün nüshalar tecavüze maruz kalmasın. Gerçi şimdi tecavüz etmezler ve edemezler. Belki musallahaya çalışıyorlar. Fakat gizli zındıklar kendilerini istikbalin lanetinden kurtarmak için elbette bahaneler arıyorlar ve hükümetlerinde bulunanları aldatıyorlar.'' Onun için hıfs ve inayet ilahiyeye tam itimat ederek ihtiyat edilmeli. İnşallah Zülfikar kendini tecavüzden muhafaza edecek ve mütecavizlerin başını dağıtacak veya imana getirecek. Aziz Sıddık kardeşim ve bu fani dünyada hamiyetli ve ciddi bir arkadaşım. Evvela bütün dostlarım ve hemşehrilerimden en ziyade zatınız ve bazı Erzurumlu zatlar benim bu işkenceli ve mazlumiyet haletimde şefkat kerane ciddi alakadarlığınıza ve imdadıma fikren koşmanıza cidden çok minnettarım. Ahir ömrüme kadar unutmayacağım. Size bin maşallah ve Allah derim. Saniyen, mesleğime ve Risale-i Nur'dan aldığım dersime bütün bütün muhalif olarak ve on seneden beri fani dünyanın geçici, ehemmiyetsiz hadiselerine bakmamak olan bir düsturu hayatıma da münafi olarak sırf senin hatırın ve merak ettiğin ve bu defaki uzun mektubun için vaziyetime ve zalimlerin işkencelerine ait birkaç maddeyi beyan edeceğim. Birincisi, 30 sene evvel Darul Hikmet azası iken bir gün arkadaşımızdan ve Darul Hikmet azasından Seyyid Saadettin Paşa dedi ki, kati bir vasıtayla haber aldım. Kökü Ecnebi'de ve kendisi burada bulunan bir zındıka komitesi senin bir eserini okumuş. Demişler ki, bu eser sahibi dünyada kalsa biz mesleğimizi, yani zındıkayı, dinsizliği bu millete kabul ettiremeyeceğiz. Bunun vücudunu kaldırmalıyız diye senin idamına hükmetmişler. Kendini muhafaza et. Ben de tevekkel tuval Allah, ecel birdir, taga üretmez dedim. İşte bu komite 30 sene, belki 40 seneden beri hem teve etti, hem benimle mücadelede her bir desteği istimal etti. İki defa imha için hapse, ve 11 defada beni zehirlemeye çalışmışlar. Şimdi 19 defa oldu. En son dehşetli planları sabık dahiliye vekilini ve Afyon'un sabık valisini, Emirdağ'ın sabık kaymakam vekilini aleyhime sevk etmeleriyle, resmi hükümetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal etmeleridir. Benim gibi zayıf, ihtiyar, merdümgiriz, fakir, garip, hizmete çok muhtaç bir biçareye, o üç resmi memurlar, aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o dereceye gelmiş ki, bir memur bana selam etse, haber aldıkları vakitte değiştirdikleri için casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları korkularından hiç selam etmediklerini gördüğüm halde, inayet ve hıfz ilahi bana bir sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence, bu tazyik beni onlara dehalete mecbur etmedi. İkincisi, belki tahattur edersin. Ankara'da divan riyasetinde Mustafa Kemal'le münakaşa zamanında ona karşı dedim. Namaz kılmayan haindir. Hain hükmü merduttur. Yüzüne şiddetli mukabele ettiğim halde, bana karşı ihanet ve hakarete cesaret edemediği halde, burada küçük bir zabit ve bir çavuş o ihaneti ve hakareti yaptılar. Maksatları beni hiddete getirip bir mesele çıkarmak olmasından, hıfz ve inayet ilahiye bana sabır ve tahammül verdi.'' Üçüncüsü, iki sene iki mahkeme ellerinde tetkik edilen bütün Risale-i Nur eczalarında kanunca bir vesile bulamayıp, Haşiye, ya hiçbir cihetle hiçbir kanun, hatta onların bazı keyfi kanunları bize ve Risale-i Nur'a ilişmiyorlar veyahut şimdiki bazı kanunları iliştiği halde koca adliyeler ve üç büyük mahkemeler, istikbalde gelecek şiddetli nefret ve lanetten çekinmek için nurun ve bizim mahkumiyetimize cesaret edemeyip, ittifakla umumumuzun beraatine ve bütün risale-i nurun iadesine karar verdikleri ve ellerindeki kanun onlara siper olabilir daha gibi kuvvetli adiyeler çekindiği halde muvakkat bir makam alan gaddar şahsiyetler bu zulmü yapmaları elbette semavatı ve arzı kızdırıyor daha hiddetme lüzum kalmıyor bizi ve risale-i nuru beraat ettirdikten sonra zındıka komitesi münafık bazı memurları vesile ederek Merkezi hükümette resmi bir plan çevirip, beni bütün bütün hılafı kanun olarak, bütün dostlarımdan ve talebelerimden tecrit ve sıhhat ve hayatım noktasında en fena bir yerde, beni nef namı altında, hapsi münferit ve tecridi mutlak manasında beni emirdağına gönderdiler. Şimdi tahakkuk etmiş ki, iki maksatla bu muameleyi yapıyorlar. Birisi, Eskiden beri ihaneti kabul etmediğimden beni o surette hiddete getirip bir mesele çıkararak mahvuma yol açmaktı. Bundan bir şey çıkaramadıkları için zehirlendirmek vasıtasıyla mahvuma çalıştılar. Fakat inayet ilahiye ile nur şakirtlerinin duaları tiryak gibi, pan zehir gibi ve sabır ve tahammülüm tam bir ilaç gibi o planı akim bıraktı. O maddi ve manevi zehirin tehlikesini geçirdi.'' Gerçi hiçbir tarihte, hiçbir hükümette bu tarzda işkenceli zulümler, kanun namına, hükümet namına yapılmadığı halde, damarlarıma dokunduracak tarzda mütemadiyen tarassutlarla herkesi ürkütmek de beni hiddete getiriyordu. Fakat birden kalbime iktidar edildi ki, bu zalimlere hiddet değil, acımalısın. Onların her birisi, pek az bir zaman sonra, sana muvakkaten verdikleri azap yerinde, bin derece fazla baki azaplara, ve maddi ve manevi cehennemlere maruz kalacaklar. Senin intikamın bin defa ziyade onlardan alınır. Ve bir kısmı aklı varsa dünyada da kaldıkça geberinceye kadar vicdan azabı ve idam ebedi korkusuyla işkence çekecekler. Ben de onlara karşı hiddeti terk ettim, onlara acıdım. Allah ıslah etsin dedim. Hem bu azap ve işkencelerinde pek büyük sevap kazanmakla beraber Risale-i Nur şakirtleri yerine ve onların bedeline benimle meşgul olup yalnız beni tazip etmeleri, nurculara büyük bir fayda ve selametlerine hizmet olması cihetinde de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ve müthiş sıkıntılarım içinde bir sevinç hissediyorum. Dördüncüsü, Senin mektubunda benim istirahatimi ve eğer iktidarım olsa, benim Şam ve Hicaz tarafına gitmeme dair sizin hükümet-i hazreye müracaat maddesi ise, evvela, biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için, Mekke'de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Saniyen, bana karşı hürmet yerine hakaret görmek noktasını mektubunuzda beyan ediyorsunuz. Mısır'da, Amerika'da olsaydınız, tarihlerde hürmetle yad edilecektiniz dersiniz. Aziz dikkatli kardeşim, biz insanların hürmet ve ihtiramından ve şahsımıza ait hüsnü zan ve ikram ve tahsinlerinden mesleğimiz itibarıyla cidden kaçıyoruz. Hususan acip bir riyakarlık olan şöhretperestlik ve cazibedar bir hodfuruşluk olan tarihlere şaşalı geçmek ve insanlara iyi görünmekse, nurun bir esası ve mesleği olan ihlasa sıttır ve münafidir.'' onu arzulamak değil, bilakis şahsımız itibarıyla ondan ürküyoruz. Yalnız Kur'an'ın feyzinden gelen ve icaz manevisinin lemaatı olan ve hakikatlerinin tefsiri bulunan ve tılsımlarını açan Risale-i Nur'un revacını ve herkesin ona ihtiyacını hissetmesini ve pek yüksek kıymetini herkes takdir etmesini ve onun pek zahir manevi keramatını ve iman noktasında zındıkanın bütün dinsizliklerini mağlup ettiklerini ve edeceklerini bildirmek göstermek istiyoruz ve onu rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz. Şahsıma ait ehemmiyetsiz ve cüzi bir maddeyi haşi olarak beyan ediyorum. Madem Recep Bey ve Kara Kazım seninle dost ve zannımca eski Said'le de münasebetleri var, onlardan iyilik istemek değil, belki bana karşı selefleri gibi manasız, lüzumsuz tazik ve zulme meydan vermesinler. Hakikaten buranın maddi ve manevi havasıyla imtisak edemiyorum. Sıkıntılarım pek fazla. İkametgahımı hem dışarıdan hem içeriden kilitliyorum. Her cihetle yalnızım. Ve bir cihette de komşusuz, sıkıntılı bir odada, hasta bir halde hayatımı geçiriyorum. Bazen bir günü Denizli'de bir ay hapisten fazla beni sıkmış. Bu 20 sene dehşetli zulümle hürriyetime ve serbestiyetime ilişmek artık yeter. Zaten iki sene mahkemelerin tetkikatıyla ve aleyhimdeki münafıkların planları akim kalmasıyla katiyen tebe yönetmiş ki, şahsımda ve nurlarda bu vatan ve millete zarar tevehüm etmekle daha kimseyi kandıramazlar. Ben de herkes gibi hürriyetime sahip olsam, belki tebdil hava için mutedil havası bulunan bu kazanın bazı köylerine gitmeme müsaadekar bir işar burada olsa münasip olur. Size ve oradaki nur dostlarıma çok selam ve dua ediyoruz. El-Baki, Hüvel-Baki, Nursi Hakikaten merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden ve nurlara karşı pek çok ciddi alakadar olan Mustafa Osman'ın hizmetinin makbuliyetine bir delil olarak Hasan Feyzi'nin ve onun ruhlarında ve sadakatlerinde iki muallim olan Ahmet Fuat ve Mustafa Sungur ve iki yüksek talebe olan Mustafa Oruç ve Rahmi'yi bulması ve Risale-i Nur'un o kuvvetli ellerle hizmetine çalışması o havale için büyük bir saadettir. Hem bazı cümleleri tadilatla beraber layıkamıza geçirdiğimiz Mustafa Osman'ın ve muallim Mustafa Sungur'un müşterek acip mektupları gösteriyor ki, merhum Hasan Feyzi'nin evinde bir sümbül orada inkişafa başlamış. İnşallah çok bir işarelerin imanını kurtaracaklar. Hususan onların mahiyetinde ve Isparta'nın küçük masum kahramanlarına benzer, Rahmi namında 14 yaşında bir mektipli çocuğun, fedakarane nurların derslerini gayeyi hayat bilmesi, bizleri ve nurcuları cidden sevindiriyor. O havali için gençlerin kurtulmasına bir faal-i hayırdır. Risale-i Nur'un Zülfikar ve Sair mecmualarının intişarı için büyük yardımlarda bulunan ve merhum şehit Hafız Ali'nin en mükemmel tarzda yazdığı ve Nur fabrikasında tam çalışkan bir arkadaşı ve sadık bir varisi olan Hafız Mustafa'nın eline emanet bırakılan bütün Risale-i Nur eczaları, onun eline geçmesini temin eden Ahmet Fuat'ı ve emaneti ona teslim eden kardeşimiz Hafız Mustafa'yı ve Safranbolu memleketini ve oradaki kardeşlerimizi ruhu canımızla tebrik ediyoruz.'' İnşallah Zülfikar'a verdiği her bir banknota mukabil bin kar görecek. Binler hayırlara medar olacak. Hem ona hem kardeşlerinden Hatip İbrahim'e hem yeni bir fedakar muallim olan Mustafa Sungur'a ve küçük bir Selahaddin olan Rahmi'ye ve başta Mustafa Osman ve Hıfzı olarak oradaki bütün kardeşlerimize selam ederiz. Muhterem, mübarek, muazzez, şefkatli ve faziletli Üstadımız Efendimiz Hazretlerine Evvela li musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Risale-i Nur kahramanlarından şehit merhum Hafız Ali Efendi'nin refakati maneviyesine bu defa vasıl olan Hasan Feyzi ağabeyimizin irtihali bizleri cidden müteessir eylemiştir. Başta siz üstadımız efendimiz oldukları halde bütün Risale-i Nur talebelerine ve kendisinin mensup olduğu maddi ve manevi efrad ailesine ve medrese-i nuriyesine ve Denizli halkına taziyelerimi bildirir ve teessürlerinize iştirak eylerim. Ve naçiz manevi hediyelerimi dergah ı ilahiyeye takdim eylerken, garik rahmetlere ihsan buyurmasını niyazlarda bulunurum. Kullu nefsin zâikatul mevt fehvasınca, bu alemden âlem-i götürdüğü, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوَّا اَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِعْمَا اَجْرُ amilin. Ayet-i işaret buyurduğu ecr Naim, çok hasan feyziler sümbül vermesine ertaf-ı ilahiyeden tazarru ve niyaz eylerim. Muhterem Efendim, Mesmuatıma nazaran Denizli'de bundan 70-80 sene evvel büyük bir evliyadan Hasan Feyzi isminde bir zat, bir gün talebelerine, bugün Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi diye beşarette bulunmakla zatı devletlerini işaret buyurmuş. Badehu Denizli'ye başka başka perdelerle teşrifiniz, o zatın ruhunu şad izaz için olduğunu telakki etmiştim. Ve az zaman sonra aynı isimde müteveffa Hasan Feyzi Efendi'nin Risale-i Nur'a hürmetle birinci Hasan Feyzi'ye imtisalen istikbal etmesi ve nurlara taşukla idihale envar olması bu kanaatimi kat kat ziyadeleştirdi. Şimdi de düşündüm, 1. Hasan Feyzi'nin vefatından sonra Said yetişti ve namına baktığı ikinci Hasan Feyzi de vazifesini yaptı ve nurlara gark olarak ve yerine bırakacağı çok Hasan Feyzileri de vazife başına davet edip hayata veda etti. Cenab-ı Erhamur Rahim'inden tazarru ve niyaz eylerim ki Risale-i Nur'a ve üstadımıza bu Hasan Feyzi'nin acısını unutturacak daha çok Hasan Feyziler ihsan buyursun. Ve onların başlarında üstadımızı Mesud ve Bahtiyar ve Muammer buyurmasına, onun deryayı rahmetinden, fazlından, inayetinden ve ihsanından, ikramından, inamından, eltafından ümit var olup görmektiğimizi tazarru ve niyaz eylerim. Günahkar, aciz, kusurlu talebeniz Halil İbrahim. Rahmetullahi aleyhi ve ala Hasan Feyzi. Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni taciz ederken bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi. Size de faydası olur diye leffen takdim edilen bu fıkra başımın yanında asılı duruyor. 1. Ey nefsim! 73 sene, yüzde 90 adamdan ziyade zevklerden hissini almışsın. Daha hakkın kalmadı. 2. Sen ani ve fani zevklerin bekasını arıyorsun.'' Onun için onun zevaliyle ağlamaya başlıyorsun. Kör hissiyatında bu yanlışının tam tokadını yersin. Bir dakika gülmeye bedel, on saat ağlıyorsun. 3. Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar senin yapmadığın bir işte sana zulmediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor.'' 4 Hem yüzer tecrübende ey sabırsız nefsim kati kanaatin gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inayeti ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Asa entekrahu şeyen ve huve hayrul lekum çok kati bir hakikatı ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. Hem feleğin çarkını çeviren kanunu ilahi senin hatran için o pek geniş kanunu kaderi değiştirilmez. 5 Men emene bil kaderi emine keder. Kutsi düsturunu kendine rehber et. Hevesli akılsız çocuklar gibi muvakkat ehemmiyetsiz lezzetlerin peşinde koşma. Düşün ki fani zevkler sana manevi elemler, teessüfler bırakıyor. Sıkıntılar, elemlerse bilakis manevi lezzetler ve uhrevi sevaplar veriyor. Sen divane olmazsan muvakkat lezzeti yalnız şükür için arayabilirsin. Zaten lezzetler şükür için verilmiş.''